Filipini bir mukbang videosundan merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, keyifler yerindedir. Nihayet kamera karşısına geçebildim. Uzun zaman oldu, bayağı uzun zaman oldu. Biz taşındık. Taşınma süreciyle beraber hiçbir şekilde video çekemedim. Zaten öncesinde hep denemen alışveriş videosu çekiyordum ama bu sefer dedim ki bundan sonraki bütün seriler mukbang videosu olsun. Daha önce yapmıştım bunların birkaçını. Şimdi bu sefer çiğ köfte mukbang ile karşınızdayım, başlıktan anlayacağınız üzere. Şurada bir çiğ köftemiz var. Yanında kola içeceğim. Ama çabuk tıkıyor, o yüzden çok fazla yiyebileceğimi zannetmiyorum. Şurada bir burger sosumuz var. Burada marullar var. Burada da lavaşımız var. Her şey tamam. Bir yandan konuşacağız, sohbet edeceğiz. Bir yandan da ben bunları yemeye devam edeceğim. Birazcık acıktım. Anıl da dışarıda arkadaşıyla buluştu. Ben o sırada sizlerle böyle sohbet kıvamında bir video çekeyim istedim. Şu çekirdeği çıksın. Okul süreci boyunca hiçbir şekilde video çekemedim ya. Okuldan yorgun dönüyorum. O yüzden hiçbir şekilde kamera karşısına geçemiyorum. Denemeli alışveriş videosunda niye çekmedim söyleyeyim mi? Bugün normalde çekecektim. Çok kalabalıktı. AVM'ye gittik bugün. Acayip kalabalık. Yani hafta sonunun vermiş olduğu, hele bir de bayram olduğu için. Bu arada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Onu da söylemeden geçmeyelim. Biz dün okulda çok güzel bir şekilde 29 Ekim'i kutladık. Bir gün öncesinden, bugün çalışmadığımız için. Dün yarım gündü. Çok güzel bir şekilde, coşkulu bir şekilde, çocuklarla çok tatlı bir şekilde kutlamamızı gerçekleştirdik. Bütün yaş grupları da işte 2, 3, 4, 5, 6 o şekilde bayramımızı kutlamış olduk. Şarkılar söyledik. Cumhuriyet'le ilgili şarkılarımızı söyledik. Daha sonrasında çocuklarımız bir yürüyüş yaptılar. Bir ön sokaktan dönüp geldik falan. Gayet tatlı bir etkinlik oldu bizim için de. Şimdi bir saniye, nar ekşileri unutmuşum. Onları alıp geliyorum. Geldim. Şimdi nar ekşi de, yani şu öndeki grubun üzerine direkt boşaltayım. Şöyle. Dün Anıl'ın arkadaşı geldi. Kız arkadaşıyla birlikte. Çok güzel vakit geçirdik. Bize de değişiklik oldu. Yani uzun zamandır insan yüzü görmüyoruz, öyle söyleyeyim. Arkadaşlarımızla buluşmak açısından çok fazla vakit geçiremiyoruz. Hem mesafe olsun hem de çalışma ortamından kaynaklı. Bir görüşememe söz konusu. Dün onlar geldiler. Bir maç izlemek için gelmişlerdi. Hem biz kız arkadaşıyla tanıştık. Hem de sohbet, muhabbet güzel oldu. Daha sonrasında işte bizde kaldılar. Sonrasında gittiler falan. Güzel bir akşamdı bizim için. Böyle arkadaşlarla buluşmak insanı gerçekten motive ediyor. Sevdiğiniz arkadaşlarınızla. Hem size de bir kafa değişikliği değil aslında. Bir ortam değişikliği olmuş oluyor. Evde oturduk. Gayet güzel bir ortam vardı. Bu arada taşındığımız için manzaramız da var. Onlar da o şekilde keyif aldılar. Daha önceki evimize aslında gelmek istiyorlardı ama o kısmet olmadı. Kısmet bugüneymiş. Bayağıdır çiğ köfte yemiyorum bu arada. Çok güzel geldi. Bir tane lavaş çıkartalım. Bu arada 1 kilo vermişim. O kadar mutluyum ki kilo verdiğim için. Okula başladığımda 67 kilo falandım. O civardaydım. Şu anda 60 kiloyum. Açken 59'um ama bir şeyler yedim de 60'a çıkıyorum tekrardan. Kilo vermek gerçekten beni motive etti. 2 ayda bu süreç çok iyi geldi. Kilo aldığım için de herhalde büyük ihtimalle birazcık modum düşüktü. Ama tekrar eski halime döndüğüm için mutluyum. Özellikle sabahları da Haydut'ta yürüyüş yapıyoruz. O da birazcık etkiliyor. Sabah yürüyüşü 1-2 saati böyle. 2 saat değil de 1,5 saate yakın yürüyüş yapıyoruz. 5.30'da çıkıyoruz mesela. 6.30-7'ye kadar bir yürüyüşümüz oluyor. Hem o tuvaletini yapıyor hem de enerjisini atmış oluyor sabah. Ki ben onu işe gittiğimde evde bıraktığım için bu enerjiyi gün boyunca atamıyor. O şekilde uyuyor. Enerjisini atıp uyuduğu için benim de kafam rahat oluyor en azından. Onu çok fazla düşünmüyorum. Gerçi kamera kurulu oluyor. Hani acil bir durum olduğunda eve gelebiliyorum. Yardımcı oluyorlar okuldan da sağ olsunlar. O şekilde bu arada bir güncelleme daha geçeyim. Haydut bir hastalık atlattı. Hastalık da değil aslında, bir ısırılma gibiydi.
Ya da bu bursit denilen bir olay varmış. Bu eklem yerlerinin şişmesi. Alışkanlık yapıp şişebiliyormuş bazen bir yere çarptığında ya da bir şey ısırdığında. Öyle bir şey başımıza geldi. Böyle halsizlik, işte kusma, ishal gibi belirtiler vardı. Bağırsak enfeksiyonu olmuş aynı zamanda. Ya büyük ihtimal ısırıldı. Ben öyle düşünüyorum en azından. Isırıldıktan sonra bir enfeksiyon kaptı ve bu şekilde devam etti. Bir hafta sürdü bu. O bir hafta benim için gerçekten geçmek bilmez bir süreçti. Okuldan izin aldım. Hayrat'ı veterinere götürdüm. Gerçi bir önceki sabah götürmüştüm çünkü çok kötüydü. Sabahın altısında ve bu arada veteriner de değiştirdik tabii. 7/24 açık bir veterinere transfer olduk. Sağ olsunlar çok güzel ilgilendiler. En azından fiyat konusunda birazcık daha yardımcı oldular. Yani en azından röntgen falan çektiklerinde bizden ücret de almadılar. O da beni motive etti aslında birazcık. İlgili olmaları, işte hasta olduğu zaman aramaları beni motive eden durumlar arasında. Yani şöyle taşıma süreci bitti. Taşıma sürecinin hemen ardından akabinde Haydut'un hastalığı başladı. Haydut'un hastalığı bitti. Ben o duygusal çöküşe girdim herhalde. Okulda da böyle birazcık modum düştü. Çünkü hani yapamıyormuşum, edemiyormuşum gibi bir duygusal boşluğa girdim. Ama aslında tüm bunlar benden kaynaklı değil. Kesinlikle. Çocukların kendi karakteriyle. Bir de 4 yaşındalar yani. Çok normal aslında ama ben o anlık o duygusal bunalıma girdiğim için sanırım her şey üst üste gelince ben de kendimi bir anlık kaybettim ve bir ağlama patlaması oldu bende. O yüzden okulda da öyle bir olay yaşadım. Ama arkadaşlarım yardımcı oldular sağ olsunlar. Hani beni desteklediler. Bana biraz moral verdiler. O şekilde bu durumu toparlamış olduk. Zamanla da daha da iyi olacağıma inanıyorum. İşte bunların hepsinin üst üste gelişi beni birazcık yordu sanırım. Okulda da koşturmacayla geçiyor. Yani tempolu bir ortam var. Kilo vermemin büyük sebebi de büyük ihtimalle o. Yani habire gün içerisinde enerjik olduğumuz için in çık, oradan oraya git gibi olduğu için daima aktifsin. Hani ders 40 dakika ders yapayım, çıkayım, mola vereyim falan gibi bir modu yok. Kendi aramızda paslaşıyoruz molaları. O şekilde olduğu için de büyük ihtimalle hem kilo hem de bir moral sıkışması oldu. Yani bir duygusal bir an oldu. O şekilde bir durum yaşadım. Benim için zor bir süreçti. Taşınma süreci, Haydut'un hastalığı, okul derken. Bir de bunların çoğunda yalnızdım. Anıl da yoktu. Onun da büyük bir etkisi var diye düşünüyorum. Yani özellikle o taşınmayla Haydut'un hastalığı sürecinin başlangıcında Haydut, Anıl yoktu. Anıl olmadığı için de ben bir tek olmanın vermiş olduğu bir duygusal çöküşe girdim. O sebeple de okulda olan durum normalde hep oluyor aslında ama bir anlık beni etkiledi ve o duygusal patlama yaşandı. Bunda da bayağı bir çiğ köfte varmış. Bunu bitiremeyeceğim. Bir iki tane daha ağzıma attıktan sonra videoyu burada sonlandırırız büyük ihtimalle. Bugün dediğim gibi AVM'ye gittik. Anıl da şimdi arkadaşıyla buluşmaya gitti. Tam biz eve geldik. O da AVM'deymiş aslında gelmiş. Denk gelemedik bir türlü. Ama o da tabii ki arkadaşlarıyla görüşecek. O yüzden dedim bizi eve bırak. O kalabalıktan kurtulmak istiyorum. Çalışmaya başladıktan sonra bir de şöyle bir durum oldu bende. Kalabalık ortamdan zaten normalde sevmiyorum. Herhalde çok fazla insan içine çıkmadığım için artık. Yani eve geliyorum işte işten çıkıyorum eve geliyorum. İşte hep beraber yemek yiyoruz. Hep beraber dedim ya iki kişiyiz bir de Haydut var. Üç kişiyiz. Yemek yiyoruz. Çay demliyoruz. İşte televizyon karşısında bir şeyler izliyoruz. Sonra da uyuyakalıyoruz falan gibi olaylar devam ediyor. Yani gün içerisinde hep böyle olduğumuz için. Bir de arada varsa işte işle ilgili işlerimizi hallediyoruz. Yapılacaklar varsa işte Anıl ya da ben ikimiz de işlerimizi hallediyoruz. O şekilde günler geçiyor. Hafta içi bu şekilde. Hafta içi çok fazla dışarı çıktığımız söylenemez. Yani genel olarak evde vakit geçiriyoruz. Ev ortamını özlemişiz. Onu da fark ettik. Yani bu yorgunluğun arasında hemen kendimizi eve atıyoruz.
Özellikle Haydut'a kavuşma anı, akşamları işten çıktığımızda. Haydut'un o enerjisi bizleri mutlu ediyor. Haydut'a böyle üçümüz koltukta oturuyoruz. O yanımızda olduğunda bize bir enerji veriyor. Gerçekten Haydut'un evli olması ve sağlıklı oluşu bizi mutlu ediyor. O hastayken çok üzülüyorduk mesela. Hala daha gerçi çok zayıf. Zayıf olması da aldığı ilaçlar, işte bağırsak enfeksiyonu olduğu için hasta oluşu ona bayağı kilo aldırdı. 15 kiloya yakındı, hatta geçmişti 15 kiloyu. Şu an 13 kiloydu. Şu an dediğim 2 3 3 gün olmuştur. 3 gün önce 13 kilo falandı. Yavaş yavaş kilo aldırmaya başlayacağız. Şimdi bir tedavi süreci vardı. Yeni mamaya geçiş yapacağız. O yeni mamada büyük ihtimalle buna kilo aldıracak. Çünkü içerisinde hem somun hem patates var. O şekilde kilo almaya devam edeceğini düşünüyorum. Kilo alması benim için çok önemli şu an, çünkü kemikleri gözüküyor ve kafası, vücudu, her şey küçülmüş durumda. Bayağı gözümüze küçük geliyor Aydın şu anda. Bir şey söyleyeyim mi? Şu an bayağı tıkanmış durumdayım. Neden bilmiyorum ama direkt tıkandım yani. O yüzden videoyu burada sonlandırsak iyi olacak. Daha fazla devam edemeyeceğim. Kolayı bile içemeyeceğim. Bu şekilde devam edecek. Bayağı bir varmış yani. 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 tane işte. Ben 5 tane yemiş olsam 25 tane falan varmış içerisinde. Ki bunu hayatta bitiremem. Bunu ya yarın yeriz ya da Anıl geldiğinde birazcık yer. İşte bu şekilde bitiririz. Uzun zaman olmuş çiğ köfteyi de. Ya o kadar özlememişim sanırım. En azından bir mukbang videosunda yakın bir yerden gelsin, hızlıca çekeyim gibi düşünmüştüm. Ama olmadı, bitiremeyeceğim. Çünkü limiti 70 TL'ydi. 70 TL'ye geçmem gerekiyordu. O yüzden böyle büyük bir şey sipariş ettim mecburen. Evet, videomuz buraya kadardı. Umarım sohbetimi beğenmişsinizdir. Umarım sizi sıkmamışımdır. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olup bana destek vermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki mukbang videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.